Evet, şu anda Yazan Boyaca Mahallesi'ndeki arazilerden bir tarladayız. Şu anda biçer döver, pancar biçimi yapıyor, pancar sökümü yapıyor. Tabii böyle Boztepe Barajı'ndan suyun gelmesiyle bizim Yazan Ova'mızda 120 bin dekarlık alanın 90 bin dekarlık bölümü sulanıyor. Bu sene 2018 pancar ekimine baktığımızda 20 bin dekarın üzerinde pancar. Yine Bitişik'te gördüğümüz tarlada salatalık var, öbür tarafta fil var. Daha öbür tarlada yonca var, silajlık, mısır ekimi yapılmış. Yani hububat alımı yapıldıktan sonra, biçimi yapıldıktan sonra, Haziran ayından sonra ikinci ürün ekimi yapılmış vaziyette. Şu anda pancardan bahsedecek olursak 20 bin dekarlık alanda tahmini olarak 150 bin, 170 bin ton pancar sökümü yapılacak ve Malatya'daki şeker fabrikasının da işleme kapasitesinin yarıya yakınını Yazan karşılamış olacak. Biz ekonomik olarak baktığımızda büyük bir ekonomik ve ticari şeyin gerek Yazan'ımıza gerekse Malatya'mıza sağlandığını görüyoruz. Bu arazilerin çoğu boştu. Su gelmeden önce boştu. Şu anda her tarafta yeşillikler var. Araziyi ben dolaştım. 1-2 saattir sahadayız. Ayrıca gerek Cumhurbaşkanımızın gerçekten liderliğinde yapılan bu arazi toplulaştırmaları, ekimler, barajlar, bunları komplike tarif ettiğimizde devletimizin, hükümetimizin, liderimizin çok farklı çalışmalar yaptığını görüyoruz. Ve Yazan'ımızda bu yapılan çalışmalardan büyük oranda faydalanıyoruz. Ve bu vesileyle hayırlı olduğunu olsun. Çiftçilerimizden benim özellikle istediğim önemli bir olay da suyu tasarruflu. Arazilerimizin, tarlalarımızın verimi düşecek. Suyu tasarruflu kullanırsak, verimli kullanırsak barajımız da boşalmaz. Çat barajına dönmez. Biz daha önümüzdeki dönemlerde farklı ürünleri Yazan'da ekimini yapacağız, dikimini yapacağız. Bununla ilgili olarak da yine Yazan Belediyesi 2016'da başladı. Daha baraj aktif hale gelmeden başladı. 6 aylık süre içerisinde biz Yazan'da ne ekeriz, ne biçeriz, ne dikeriz. Arazilerimizi ben alacağımız ürünlerin hangi şartlarda verimli hale getiririz, onun çalışmalarını yaptık. Onunla ilgili bütün çiftçilerimizi de bilinçlendirdik. Ama benim özellikle çiftçilerimizden, üreticilerimizden özellikle ricam, suyu tasarruflu kullanmamız, barajı boşaltmamamız, kapalı sistemle sulanıyor. Önümüzdeki dönemde daha farklı bir sistem oluşturulacak, daha farklı ürünlerde buluşacağız. Ben barajımızın yapılan hasat çalışmalarının çiftçimize, bölgemize, üreticimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ve bol kazançlar diliyorum. Tahmin ediyorum yaptığımız araştırmalarda dekar başına 1500 ile 2000 lira civarında üreticimize, çiftçimize gelir sağlıyor. Masraflar çıktıktan sonra. Hayırlı uğurlu olsun.